Özellikle gıdada ciddi bir kimyasal kuşatmayla karşı karşıyayız. En çok tükettiğimiz ürün ekmek. Bilinç arttıkça katkı maddelerinden arınmış organik ekmek tüketimine yönelim artıyor. Mert Organik EcoTime markasıyla ekolojik tarım esaslarına uygun olarak organik ekmek üretip sofralarımıza sağlığı sunuyor. Ekmek en temel besinimiz olarak sofraların vazgeçilmezidir. Peki her ekmek bir midir? Bu soruya hayır yanıtını veren EcoTime Organik'in kurucusu Latif Yıldırım, sağlık ve lezzet önceliğiyle gerçekleştirdikleri üretimi ve yola çıkış hikayelerini paylaşarak söze başlıyor. 5 yıl önce başladık. Başlangıç olarak ekmek değil de yufka, tatlı grubu, erişte grubu, cezeryedir, baklava, kadayıf, su böreği bu tarz ürünlerle başladık. Ama zaman içerisinde ekmeğe dönüş yaptık. Son 3 yıldır da ekmekle uğraşıyoruz. Ekmek, unlu mamuller grubunda çalışıyoruz. Ekmeğe yoğunlaşılıyor yoğunlaşılmasına da... Biz fırıncı değiliz. Öncelikle onu ifade etmek istiyorum. Fırıncılıkla bizim uzaktan yakından bir alakamız yok. Biz sağlıklı ekmek yapmaya çalışıyoruz. Asıl işimiz burada sağlıklı ekmek yapmak. Organik sertifikasıyla üretim yapılması sürecin tamamında hassasiyeti gerekli kılıyor. Kullandığımız ham maddeler Anadolu'nun değişik bölgelerinde yetişen yerel buğdaylardan, yerel hububatlardan tedarik edip bir kısmını fabrikalardan işlenip alıyoruz, bir kısmını biz kendimiz un olarak büyütüp ham madde olarak kullanıyoruz. Her undan her ekmek olmuyor. Çeşit çeşit ekmekler organik pazarlarda tüketiciyle buluşuyor. Şu an organik pazarların tümünde İstanbul, Ankara, İzmir'de tümünde organik pazarlarda ekmeklerimiz mevcut. Organik ürün satan mağazalarda ekmeklerimiz mevcut. Gurme şarküterilerde başladık. Bir de yeni bir projemiz var. Organik ekmek satış noktaları. Büfe tarzı, halk ekmek büfesi tarzında organik ekmek satış noktaları. Küçük mağazalar oluşturmak için startını verdik. Yılbaşına kadar yaklaşık bir 10 satış noktası yapmayı düşünüyoruz. Ekmek sağlıktır ancak doğru ekmeği doğru oranda yediğimiz takdirde. Latif Yıldırım bu konuda ciddi bir kafa karışıklığı yaşadığımıza değiniyor. Ekmekte çünkü çok büyük bir karmaşa var. Ekmek iyidir, ekmek kötüdür. Bu ekmeği yiyin, şu ekmeği yemeyin. Marketlerde bazen karışıyor. Bizim yaklaşık şu an yapmış olduğumuz artizan grubuyla beraber 25 çeşit ekmeğimiz var. Bunların artı veganlar için yapmış olduğumuz ekmekler, bir de çölyak hastaları veya glutene karşı intoleransı olan insanlar için de yaptığımız ekmekler ve kekler var. Ekşi mayalı bu ekmeklerin en temel farkları katkı maddesi içermemeleri, dolayısıyla da sağlıklı olmaları. Bağırsak florasının tekrar yeniden düzenlenebilmesi için ekşi maya tüketilmesi gerekiyor. Hazır mayalarda bu sıkıntı var. Zaten bağırsak florasını tamamen yok ettiği için sindirim problemleri çekiliyor. Ama bir tam buğday ekmeye başladığınız zaman bakıyorsunuz ki tekrar sindirim probleminiz ortadan kalkmış oluyor. Ekmeği de fazla tüketmemek gerekiyor. Yani bir öğünde 60 gram bir ekmek kişi için, erişkin bir kişi için yeterli. Ekmekte aldığımız bazı vitaminleri dışarıda başka şekilde alma şansımız yok. Onun için ekmek de tüketmemiz gerekiyor. Doğru ekmek tüketmemiz gerekiyor. Tam da bu noktada üretim esaslarını anlatmak üzere Ekrem Altan ve Reşat Çamur Ustalar devreye giriyor. Bütün unlarımızla, mayalarımızla ve malzemelerimizle her şeyi organik olarak ve sade olarak yapıyoruz. Bekleme süresi uzun, pişme süresi uzun ve zahmetli bir iştir.
pişme süresi uzun dedik, bunu bir açalım mı mesela? Normalde bildiğimiz ekmekler fırından alınıyor, beyaz ekmeklerde evet, ne kadar sizin yaptığınız ekmeklerde süre ne kadar? Beyaz ekmeklerde 40 dakikadır bizde yaklaşık 1,5-2 saati buluyor. Evet. 1,5-2 saati uzun sürede düşük derecelerde ekmeğimiz bu tarzda pişiyor. Maksat içerisinde nem oranı daha da düşük, daha da uzun ömürlü olması için biz daha uzun süre pişiriyoruz. Ekmeği nasıl, ekşi mayayla mı yapılır? Mutlaka. Tabii. Mutlaka, evet. Bunda hemfikir. Evet, tabii, evet. Doğal ve... Mesela Anadolu'daki annelerimiz zaten bu ekşi mayalardan yapardı ekmeği. Doğrudur. Biz onu takip ediyoruz. Farklı bir maya kullanılıyor dedik. Buradaki örnekleri de sırasıyla bir Ekrem Usta söyleyebilir miyiz? Tamam, söyleyebiliriz. Evet, dediğim gibi bu panini için likit ekşimiz sıvıdır. Kabarcık olmasını sağlaması daha çok kabarmasını sağlar. Buradaki tam buğday ekşimiz. Yine tam buğday unlarımızda kullanıyoruz. Buradaki çavdar, kara buğday, arpa hepsi kendi ununa göre mayadır. Hepsini kendi ununa göre kullanırız. Şimdi geldik ekmeklerin bölümüne. Evet. Mayaları konuştuk. Malzemelerin tamamının organik olduğundan bahsettik. Evet. Ekmeklerde de ciddi bir çeşitlilik var. Evet. Artizan ekmek diye neye diyoruz? Ana maddesi artizanın aslında doğallıktır. Bu işte dediğimiz gibi eski köylerde eski işte annelerimizin tuttuğu mayalar, işte uzun süreli, beklemeli, sabırlı olan ekmek şeklidir. Tabii üzerine attığımız bıçak desenleriyle ve şekilleriyle gördüğünüz gibi daha bu şekilde artistik ekmekler evet. Yani biraz sanatsal, evet, aynen biraz sanatsal evet bir durum oluyor. Sanatsal özelliği olan evet. Artizan biraz evet. Oradan geliyor. Evet. Daha sert midir tabii, bir de tabii bu daha ekmekler? Sert ve içi doludur. Doyurucu, lezzetli. Yani dışarıdan aldığımız bu normal ekmekler gibi değildir. Mesela 15 gün bekleme süresi olur. Bu ekmeğin iki dilimi dışarıdan aldığınız bir ekmekte eşdeğerdir. Son dönemin en gözde ekmeklerinden biri de siyez unuyla yapılanlar oluyor. Siyez buğdayımız buğdayın atası diye 1500 yıllık bir buğday çeşidi. Ana olarak dinkel çeşit dedikleri bir atalık bir buğday çeşidimiz. Gluten miktarı çok düşüktür. Glutene karşı intoleransı olan insanlar rahatlıkla yiyebilir. Hiçbir şekilde gluten problemi olan insanları rahatsız etmez. Yani genleriyle oynanmadığı için şu an biz ekmeğine başladık. Bu saf siyezden yapılan ekmeğimiz. Bu da cevizli siyez ekmeğimiz. İçerisinde zeytinyağı, siyez unu, ekşi maya kullandığımız tuz, su, başka hiçbir şey yok. Latif Yıldırım ve Şengül Yıldırım gecesini gündüzüne katıp sağlıklı ekmek önceliğiyle üretimlerini yaparken öncelikle hedefleri daha çok tüketiciye ulaşmak oluyor. Bu sektörde biz en iyisi olmak istiyoruz. Biz küçük bir işletmeyiz. Ama idealimiz, amacımız olan bir işletmeyiz. Olaya biz çok farklı bakıyoruz. Yani biz işimizi en iyi yapmanın gayretindeyiz. Benim gibi 100 tane, 200 tane fırın olsa, 24 saat çalışsa İstanbul'u doyuramazsınız yani. O kadar ki büyük bir potansiyel var. Ama adım adım da bu ekmeğe dönülecek. Yani ama 3 yıl, ama 5 yıl, 2 yıl. Bu ekmeğe dönülecek yani. Dönmek zorundayız yani. Sağlıklı ekmek yemek zorundayız.